Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Son günlerde kripto para piyasasının hayli hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafında bir dalgalanma süreci başlamış durumda. Tabii ki herkesin beklentisi bu iki kripto paranın yeni rekorlara yelken açması. Biliyorsunuz hep yıl içerisinde hem Bitcoin için hem de Ethereum için çeşitli yıl sonu tahminleri yapıldı ve yıl sonuna artık 2 ay gibi bir süre kaldı. Hatta 50 günden az bir sürenin de kaldığını söyleyebiliriz sizlere. Hali hazırda Bitcoin 66 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Yani 65 bin ve 67 bin arasında gidip geliyor. Ethereum ise son günlerde 4800 doları zorladı. Oradan yine 4700 dolar seviyelerine geri döndü. Burada asıl önemli nokta iki kripto para biriminin yıl sonunda hangi zirveyi göreceği. Biliyorsunuz yıl içerisinde bu konuda pek çok analist, pek çok iddia ortaya attı. Bazıları Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesini görebileceğini iddia etmişti. Bazıları bu tahmini daha da yukarıya taşıyarak Bitcoin'in aslında hak ettiği değerin çok aşağısında olduğunu ve hala bu seviyelere Bitcoin satın alabildiğimiz için kendimizi şanslı hissetmemiz gerektiğini söylemişlerdi. Fakat baktığımızda Bitcoin şu anda 100 bin doların hayli uzağında görünüyor. Şu anda bazı analistler Bitcoin için yani yıl sonu zirvesini 80 bin dolar olarak nitelendiriyorlar. Bazıları ise yine 100 bin dolar seviyesinde ısrarcılar. Tabi burada 100 bin doların görülmesi için önemli bir rally'nin başlaması gerekiyor. Bu da Bitcoin'in bazı ülkelerce kabul edilmesiyle belki ateşlenebilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde Elon Musk'ın attığı tweetlerle Bitcoin ateşlenebiliyordu. Özellikle Tesla'nın Bitcoin ile ödeme almayı kabul ettiği süreçte Bitcoin fiyatı hayli yükselmişti. Şimdilerde de yine böyle bir ateşlemeye ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim Ethereum'a. Ethereum şu anda Bitcoin'den biraz daha popüler bir seviyede diyebiliriz. Çünkü Ethereum'un yıl sonunda 8.000 hatta 10.000 doları görebileceği söyleniyor. Bunu görebilir mi göremez mi? Tabii şimdiden bir tahmin yapmak biraz güç. Fakat analistlerin söylediği önümüzdeki süreçte tamamlanacak olan Ethereum 2.0 güncellemesiyle birlikte Ethereum fiyatının hayli yükseleceği yönünde. Hali hazırda Ethereum 4700-4800 dolar seviyelerine kadar gelmiş durumda. Geçtiğimiz dönemde ise yani geçtiğimiz Mayıs ayında ise 4400 dolarla rekor seviyesine ulaşmıştı. Sonrasında malumunuz bir düşüş trendi başladı ve bu düşüş trendinde Ethereum fiyatı 1700 dolara kadar geri çekildi. Şu anda tekrardan bir yükseliş trendi mevcut ve bu yükseliş trendi sonrasında Ethereum'un fiyatı yeni rekorlar kırarak 4700-4800 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Elbette burada pek çok kişi Ethereum'un fiyatının yıl sonunda ne kadar olacağını merak ediyor. Bizim yaptığımız analizlere göre arkadaşlar, grafik analizleri olsun, Ethereum, Bitcoin paritesi olsun, bunlara göre yaptığımız öngörü hesaplamaları Ethereum'un yıl sonuna kadar 6000 doları görebileceği yönünde. Biz 8000 dolara çok fazla şu anda hani olanak vermiyoruz diyebilirim. 8000 doları görmesi bizim için de bir sürpriz olur ama 6000 dolar seviyesinin görülebileceğini söyleyebiliriz. Ya tabii bu ne olur? Atıyorum 15 Aralık'ta olur, 20 Aralık'ta olur ya da daha öncesinde olur. Hani yıl sonuna kadar bu seviyelerde kalacak demiyoruz. Bunu net olarak belirtelim. Bir an ne olur? 6000 doları görür, oradan tekrardan çekilir 4000 dolar seviyelerine ve yılı bu şekilde kapatır. Onu bilemeyiz ama en azından önümüzdeki süreçte 6000 dolar civarına geleceğini öngörüyoruz. Tabii ki burada önemli bir şey de söylemek istiyorum. Bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Biz sadece yaptığımız analizler sonucunda ortaya çıkan öngörümüzü sizlerle paylaşmak istedik. Ha, buna değer verirsiniz, değer vermezseniz bu tamamen size kalmış bir şey. Fakat şunu unutmamanız gerekiyor. Kripto para piyasası her zaman için risk faktörünün çok yüksek olduğu bir sektör. Dolayısıyla hangi kripto paranın ne zaman yükselip ne zaman düşeceğini kestirmek çok güç. Hatta bunu şöyle özetleyebilirim sizlere. Biliyorsunuz genelde analistler vesaire hep projesi sağlam olan kripto paralara yatırım yapmanızı önerecektir sizlere. Lakin son dönemde baktığımızda Shiba gibi shitcoinlerin çok 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 değer kazandığını gördük. Örneğin
Birkaç hafta öncesine kadar Shiba neredeyse 1-0 daha atıyordu. Burada siz hangi analisti sorarsanız sorun, Shiba için size böyle aman aman çok sağlam bir projesi var, bu kripto paranın geleceği şöyle böyle diyemezdi. Ama Shiba ne yaptı? Bir sürpriz yaptı ve önemli bir hacim yakaladı. Hatta bir ara işlem hacmi o kadar yüksekti ki Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paraların toplamından bile fazlaydı. Dolayısıyla şu aralar o popülaritesini yitirmiş durumda. Neden? Çünkü o da yine bir düşüş trendine girdi. Sonuç olarak özetlememiz gerekirse, önümüzdeki süreçte arkadaşlar Bitcoin için bir tahmin yapmıyoruz. Ama Ethereum'un 6000 dolar olmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi bu tamamen bizim tahminimiz ve yatırım tavsiyesi niteliğinde olan bir tahmin değil. Biz burada asla kimseye bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bunun özellikle altını çiziyoruz. Çünkü kripto parada ne zaman ne olacağını kestirmek çok güç. O yüzden bizim size önerimiz kendi görüşleriniz doğrultusunda risk almanız. Yani içinizden nasıl geçiyorsa öyle davranmanız. O yüzden internette böyle şu coin'e yatırım yapın, bu coin'e yatırım yapın diyenleri de çok fazla dinlemeyin. Çünkü son dönemde bu tarz kişilerin kendi alttan topladıkları coin'lere insanları yönelterek bu coin'lerin yükselmesini sağladığı ve sonra yüksekten elindeki coin'leri bozarak çıktığı görüldü. Dolayısıyla kendi görüşlerinize göre yatırım yapmanız, riski kendiniz üstlenmeniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Eğer kripto paralarla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.